Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı. İçişleri İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy görevlendirildi. Biraz önce attı İçişleri Bakanlığı bu X mesajını ve anayasanın 127. maddesiyle 5393 sayılı belediye kanununun 47. maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca Ahmet Özer görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı belediye kanununun 45. ve 46. maddeleri uyarınca İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, İstanbul Valiliğince Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur diyor bu X mesajında İçişleri Bakanlığı'nın paylaştığı resmi mesajda. Son durum bu. Bu gelişmenin üzerine hemen bölgeye döndük, baktık. Çok sıcak olduğu için bölgede herhangi henüz bir yansıması yok. Bölge dediğim Esenyurt'ta, ilçede. Ama bir Vatan Caddesi'ne gidelim. Vatan Emniyet'te bizi arkadaşlarımız Çağdaş Evren bekliyor. Çağdaş Evren Şenli'ye bir soralım. Hem Çağdaş da bir emniyette olduğu için hem iddianameye hakim, yani savcılığın iddianamesine hakim, iddialara hakim diyelim. Hem de oradaki sorgulamanın detaylarını çok iyi bir şekilde biliyor. O yüzden söz Çağdaş Evren'de. Dün sabah saatlerinde Ahmet Özer bu noktaya getirilmişti. Yaklaşık 11 saat boyunca buradaydı. Ardından saatler 18'i gösterdiğinde buradan adliyeye sevk edildi. Ve adliyeye sevk edildikten sonra da yargılama süreci başladı. Öncelikle şunu ifade edelim. Ahmet Özer tutuklandı ama gerekçeler nelerdi? Birkaç başlığı sizlerle paylaşmak isterim. Öncelikle Ahmet Özer'in Van'da bulunan Mehmet Kaya isimli biriyle telefonla görüştüğü tespit edilmişti ki Mehmet Kaya'nın örgütle bağlantılı olduğu savcı tarafından Ahmet Özer'e bir kez daha iletildi ve kardeşinin de örgüt üyesi suçundan yine yurt dışında kaçak olarak bulunduğu da ifade edilen bilgiler arasındaydı. Ve neden Ahmet Özer'le Mehmet Kaya telefonda görüştü bu soruldu ve Ahmet Özer şu yanıtı verdi. Kendisini taziye için aradım, Van'dan tanıdığım bir isimdi dedi. Sadece bununla da sınırlı değildi. 15 Aralık 2023 tarihinde Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Van'a gitmişti ve Van ziyareti yine bahsettiğimiz bu Mehmet Kaya isimli kişiyi ziyaret etmişti. Bu ziyarette bir kez daha soruldu ve bunun tespitinin yapıldığı da yine savcı tarafından Ahmet Özer'e iletildi. Bu ziyarette seçim amaçlı gidildiği yine Ahmet Özer tarafından savcıya iletildi ve 482 bin lira para Ahmet Özer'in hesabına gelmişti. Bu para bir yayın evinden aktarılmıştı. Yayın evinin sahibinin de zamanında terör örgütü üyesi olmak suçundan yargılandığı ortaya çıkmıştı ki savcı neden yayın evinden para aldığını sordu. Ahmet Özer de bir kitap basımında yayın eviyle anlaştığını ve bu yüzden bu noktadan bir para geldiğini ifade etti. Sadece bununla da sınırlı değil. Operasyonda ele geçirilen belediyedeki bir takım dokümanlar var. O dokümanlar iletildi ve o dokümanların da yine terör örgütüyle bağlantısı olması değerlendirildi ve Ahmet Özer de kimler tarafından getirildiğini bilmiyorum, hatırlamıyorum açıklamasında bulundu. Dün sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar gerçekleştirdiğimiz yayınlarda aslında suçlamaları ifade etmiştik. Özellikle Ahmet Özer'in yaklaşık 694 kişiyle iletişim halinde olduğu ve bu kişilerin zaman zaman terör örgütü üyesi olma suçundan adli kayıtlarının bulunduğu ve bu kişiler arasında da yine kırmızı bültenle aranan Remzi Kartal'ın olduğu da tespit edilmişti. Remzi Kartal da Ahmet Özer'e soruldu ve geçmişten gelen bir iletişim halinde olduklarını vurgulamıştı ki özellikle iddianamede 14 kez görüştükleri de yine tespit edilen başlıklar arasındaydı. Tüm bu değerlendirmeler yapıldı ve bilindiği üzere dün akşam saatlerinde Ahmet Özer tutuklanarak cezaevine gönderildi. Elbette gün içerisinde yine iddianameye dair, yine tutuklanma gerekçesine dair bilgiler edindikçe sizlere aktarmayı sürdüreceğimizi ifade edelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Pekala. Çağdaş Evren'e, kameraman arkadaşıma teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum. Dün gün boyunca orada nöbetteydin. Bugün de aynı şekilde devam edeceksin anlaşılan. Çağdaş kolay gelsin. Efendim, kimseyi suçlamıyoruz demiş Zehra Hanım gönderdiği mesajda. Lakin takibe takılan 10 yıl niye takip edildi demiş. 1, 2, 4 bakarlardı, bir şey yok bakarlar, bırakırlardı. Devletin başka işim yoktu diyor. Öyle sormuş. Suç her zaman kişiseldir. Adına, sanına bakmadan herkes cezasını çekmeli diyor bir başka izleyicimiz de.